Türkiye Direkt Uçuş Hürsü'nden Türkiye'de Türk Konsolosluğu var Hürsü'nde. Türkiye Direkt Uçuş var ama New York'tan olan uçuş 9 saatken oradan olan uçuş 12 saat. Yani 3 saat daha ekstra uçmak zorundasınız. 3 saatten ne olacak demeyin, 9 saat ile 12 saat arasında çok fark var. Türk Konsolosluğu çok önemli bir netice ama bizim karşılaştığımız şehirler New York ve Houston'sa New York'ta da Türk Konsolosluğu var ve New York'ta her şeye ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten Türkiye'den her ne kadar Türkiye'den 8 saat uzakta olsanız da uçakla Türkiye'nin birçok olanağını burada yine istediğiniz gibi erişebiliyorsunuz. New York size birçok konuda daha fazla avantaj sağlıyor. Houston aynı zamanda size çok fazla avantaj, çok fazla yenilik sağlamıyor. Daha limitli bir şehir. Ama Houston'da ev kiraları çok ucuz, Houston'da yaşam masrafları daha az, Houston'da benzin fiyatları daha ucuz, Houston'da ev almak isterseniz ev fiyatları çok daha ucuz. Yani 200-300 bin dolara gerçekten 4 odalı Houston'ın en güzel yerlerinden birinde belki havuzu olan güzel bahçeli bir ev alabilme şansınız var ki 200-300 bin dolar. Benim abartarak söylediğim rakamlar belki daha ucuza da yine bu özellikleri sağlayan bir evi alabilme şansınız var. Şimdi New York'ta ev almak istediğinizde, özellikle Manhattan'da ev almak istediğinizde bir artı bir ev bile Manhattan içinde Harlem'de fiyatlar biraz daha uygun. Yani Manhattan'da Harlem'den önceki bölümleri kastediyorum. 800 binden başlıyor ki 800 bine alabileceğiniz ev gerçekten çok küçük eski bir ev olacak. Gerçekten 2 artı 1 ev almak istiyorsanız 1,2-1,5 milyon dolar civarında bir para harcamanız gerekiyor. Yani bu parayı harcamıyorsunuz elbette. Bu sonuçta mortgage olarak aldığınız rakam. Ama 400 bin dolar mortgage almak var. 1,2 milyon dolar, 1,5 milyon dolar mortgage almak var. Hangisini tercih edersiniz? Ama tabii bunun dezavantajı, avantajlarına bakarsak New York'ta daha fazla kira kazanacaksınız. Houston'da kira durumunuz zor olacak çünkü herkes sizin gibi düşünüp ev alıyor olacak. Eğer yatırım amaçlı aldıysanız bu evi. Bir diğer konu New York'ta New York State vergisi ve New York City vergisi var. Yani aldığınız maaştan önce state sonra city para alıyor. Onlar da sizinle beraber sizin maaşınıza ortaklar. Ama Texas'ta eyaletinde gelir vergisi, eyalet gelir vergisi yok, şehir vergisi. Zaten Amerika'nın birçok eyaletinde yok. Yani maaşınızın büyük bir bölümü cebinizde kalıyor. Tabii maaşınızın büyük bir bölümü cebinizde kaldığı için sizin maaşınız New York oranla o kadar da yüksek olmuyor. Yani eğer gerçekten dikkatli incelerseniz aynı paraları kazanıyorsunuz. Ama aynı paraları kazanırken bir yerde 1500 dolar kira ödeyecekken bir yerde bir anda 3000 dolar kira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Atıyorum maaşınız 10 bin dolar olsa bile 1500 dolar kira ödemek varken 10 bin 3000 dolar kira ödemek, hiç otopark masrafı ödememek varken en az 400-500 dolar otopark masrafı ödemek, hiç çok az insurance masrafı ödemek varken bir anda çok fazla paralar insurance masrafı ödemek durumunuz söz konusu. Bunlar Houston'ın avantajları. Parasal açıdan Houston ekonomik bir şehir ve dediğim gibi Houston'da yaşayınca yani bir kere fiyatlar daha ucuz ve daha uygun olduğundan dolayı maaşınız New York'tan az olsa bile alım gücünüz daha fazla. Alım gücünüz daha fazla olduğu için orada yaşamak size elbette bir avantaj sağlayabilir. Bir konu daha var. Texas Red State, New York Blue State. Yani nedir Red State? Texas Cumhuriyetçi bir eyalet. New York Demokrat bir eyalet. Eğer sizin politik görüşünüze Trump'ın politikaları uygunsa elbette doğru yer Texas olmalı. Ama sizin görüşünüze
Trump'ın politikaları uygun değilse, yani daha da değiştireyim, Cumhuriyetçilerin politikaları uygun değilse, Texas'ta yaşarken karşılaşacağınız insanlar genelde siz Fox TV izleyicisi, Cumhuriyetçi kitledir. Bundan haberiniz olsun. Yani insanlar siz politically correct olsalar da inandıkları şey Fox TV arkadaşlar. Fox TV'de izlerseniz görürsünüz, aşırı sağcı, abartarak yayınlar yapan bir kuruluş. Yani kesinlikle doğru yer değil bir göçmen için. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer göçmenseniz Fox TV izleyicisi olan kitleden mümkün olduğu kadar uzak durmak isteyeceksiniz. Bunun nedeni ne? Fox TV şöyle bir izlerseniz anlarsınız. Aynı zamanda New York şu anda hali hazırdaki yönetime gerçekten muhalif bir şehir. Texas reformları yaparken daha çok cumhuriyetçi politikalar gözetirken New York kesinlikle demokrat politikalar gözetiyor. New York'ta göçmenler çok daha kendilerini rahat hissediyorlar ama Texas'ta aynı şey söz konusu değil. Bu verdiğim bilgileri gerçekten birçok insan vermiyor, birçok Türk vermiyor. Çünkü onların karşılaştıkları kitle yaptıkları işler çok daha limitli, çok daha az. Onlar daha çok Türklerle beraber çalışıyorlar, Uber yapıyorlar ya da bu şekilde Amerikalıların yoğun olmadığı işlerde vakitlerini harcıyorlar. Ama siz, yani özellikle beni izleyen kitle genelde özellikle mühendislerden oluşuyor. Mühendislerden oluşturulan kitlenin de karşılaşacağı yapı bu. Houston silah alınması bakımından daha avantajlı bir şehir. Burada firearm konusunda limitasyonunuz var. Yani bir tane firearm elinizde bulundurabiliyorsunuz ama daha zor alması. Yani daha zor değil. Gerçekten Türkiye'ye göre hala çok kolay. Ama Texas'ta Walmart'a gidip ehliyetinizi verip herhangi bir kontrolden geçmeden hemen silah alabilirsiniz. Kurallar çok ilginç. Texas'ta biri sizin evinize ya da arabanıza, yani haneye tecavüz durumu söz konusu olursa onu çekip vurursanız gerçekten polis gelip eviniz temizler, cesedi alıp götürür. Siz bu konuda suçlanmazsınız, suçlamalar düşer. Bununla ilgili birçok olay var. Şöyle birazcık araştırırsanız internette de bulabilirsiniz. Birçok örneğini görebilirsiniz. New York'ta aynı yasadan aynı şekilde faydalanamazsınız. Burada birini vurursanız büyük ihtimalle cinayetten yargılanırsınız. O kişi evinize gelse de gerçekten %100 nefsi müdafaa durumu söz konusu değilse. Ayrıca New York'ta union'lar, yani sendika, herhalde bizim deyimimizde sendika gibi kurumlar mevcut. Burada işçi hakları çok daha fazla. Eğer burada işçi olarak çalışıyorsanız Texas'a göre, ki Texas'ta genelde Hispanik yoğunluğu fazla. Hispanik Meksika tarafından gelen ya da Latin Amerika tarafından gelen nüfusa verilen isim. Hispanik yoğunluğu fazla olduğu için ülkede çok fazla union yok. Zaten union'lara da izin verilmiyor. Sonuçta cumhuriyetçilerle demokratların ana ayrım noktalarından bir tanesi kölelik. Ve bunun yüzünden ülkede iç savaş çıktı, biliyorsunuz. Daha çok eski değil, birkaç sene önce. Yani 50 sene önce, ama olsun, birkaç sene önce. Bu mentalite tam olarak kölelik anlamında devam etmesi de yine de İşçi haklarının, sosyal hakların Amerika'da, New York'ta çok daha iyi olduğunu ama aynı zamanda Texas'ta çok daha kötü olduğunu anlamanız için çok büyük bir dahi olmanız gerekmiyor. Amerika'nın şartlarını hafifçe anlamanız yeterli.
Yani bu şartların hepsini değerlendirerek lütfen eğer Houston'a gelecekseniz Houston'la ilgili bir karar verin. Siz Houston'a geldiğinizde özellikle o videolarda YouTube videolarında anlatılanlar gibi oturup ben boş zamanlarımda yürüyeceğim, rahat edeceğim, sadece Uber yapacağım hedefiyle gelmiyorsunuz Amerika'ya. Özellikle beni izleyen kitle bu şekilde gelmiyor buraya. Beni izleyen kitle burada başarılı olmak, geçici bir işte çalışıyor olsa bile ondan sonra istediği pozisyonları elde etmek, Amerika'da yükselmek adına geliyor. Bu nedenle beni izleyen kitle için Houston'a gelecekseniz Houston'da yaşayacağınız olayları iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten Houston'a gelecekseniz iyi bir nedeniniz olsun. Benim iyi bir nedenim vardı. Ben çalıştığım şirketten Houston'da bir teklif aldım. Tabii ki değerlendirmedim bile. Kesinlikle kabul ettim. Houston'da olsa Amerika, Amerika'dır. Sonuçta Amerika'ya ilk adım atıyorum. Ondan sonra ayrılmak zor geldi mi? Biraz geldi. Çünkü çok daha uçuk bir eyaleti Virginia'ya gittim. Virginia Houston'la karşılaştırınca Houston cennet. Virginia gerçekten çok sıkıcı, gerçekten başka dinamikleri olan saçma sapan bir eyalet. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani gerçi ben Virginia'nın ufak bir şehrindeydim. Richmond'a biraz mesafede olan bir şehirdeydim. Yani Richmond'da olursanız ya da Washington DC tarafında olursanız farklı dinamiklerle karşılaşırsınız. Hatta bu sahil kasabasında, sahile yakın yerlerde olursanız da farklı dinamiklerle karşılaşabilirsiniz. Ama Richmond'ın daha güneyinde North Carolina'ya doğru çok güzel yerlerle karşılaşmayacağınızı size garanti edebilirim. Bu videonun da sonuna geldik. Zaten çok uzun bir çekim yaptım. Umarım yeterli bilgileri sağlar ve size bir miktar bir video oluşturabilirim. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.